Herkes hazır mı? Evet. Abi ne istiyorsan, nasıl istiyorsanız. İnanın bilardoya olan, özellikle büyük ustaya olan bu ilgi hepimizi çok gururlandırdı. Çok teşekkür ederiz öncelikle tüm medya mensuplarına. Burada aslında çok özel bir aktiviteyle ilgili birlikteyiz. Çünkü bu böyle bir uluslararası yarışma falan değil. Bu geleneksel amatör oyuncularla profesyonel oyuncuları birleştiren bir şey. Aynı zamanda işte sanatçı arkadaşlarımız, belki bilardoya hiç ilgisi olmayan tanınmış arkadaşlarımız da katılıyor. Tümer Metin gibi, Baha gibi. Ama usta bizi kırmadı. Sağ olsun geldi bu turnuvayı oynamaya. Turnuva oynamıyor. Kendisi 85 yaşında, 86 demiyor ama ben 86 olduğunu biliyorum. 85 diyor. Ben diyor eskisi gibi oynayamıyorum Sevinç'cim, ya gelsem acaba olur mu falan dedi. Dedim usta sen gel masanın etrafında dolaş, bize yeter. Çünkü onun buradaki varlığı yeter. Büyük bir duayen. Yani. Türkiye'de bilardoya çok büyük katkısı var. Biz çok heyecanlıyız. Sanki ilk günkü gibi heyecanlıyız. Ben özellikle öyleyim. Şimdi turnuva başlamadan önce böyle küçük bir açıklama yapalım istedik. Bizim maçlarımız olmadığı için bu kıyafetteyiz. Hazırlanacağız. Ama alelacele sizlere de bu duygu durumunu anlatmak istedim. Çok heyecanlıyız gerçekten. Bugün başlıyor ilk maçımızda Tümer Metin'le büyük usta Raymond Kölemans'ın. Ben de seyredeceğim yanımda heyecanla. I want to be very sure. Yeah. I feel fantastic. You asked me to come over to play a show tournament. And I say immediately, Sammy, I accept. Because thank I you. Like things like this. Thank I quit the real competition in 2001, after this 2001. Yeah. Then I quit everything for the personality competition. Eh? Mm-hmm. And now if I am playing to make a show like this, with this, I like to play like this because I like the game still. Yes. Diyor ki yani ben de 2001'de kariyerimi dondurdum son dünya şampiyonluğuyla. Ben de oradaydım Lüksemburg'da. Kucağa alan bendim onu ilk öyle söyleyeyim. Ve kaldırdım, o kadar sevindim ki onun adına ve bilardo adına. Sonra bana şey dedi, ya Semihciğim dedi, ben dedi 100 kiloyum, nasıl dedi kaldırdın beni dedi. Baba dedim sorma vallahi işten geldi öyle bir şey. Bunu da eklemiş oldum. Çok mutluyum böyle bir şov turnuvasında oynamış olmaktan. Hani benim davetimi iletti. Ben çünkü hani 2001'den itibaren hiçbir turnuvada oynamıyor Kölemans. Yani dedim ki bu bir turnuva değil. Biz burada böyle bilardoyu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de gerçekten çok güzel bir ivme kazandı bilardo sporu. İşte şampiyonluklar ardı ardına geliyor. Türkiye bilardoyu domine ediyor. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim. Tamam dedi, geliyorum dedi ve kabul etti. Gerçekten hala böyle tüylerim diken diken oluyor. Çok hoşuma gitti bu daveti kabul etmesi. Çünkü zor. Yani hatta ilk havalanında onları aldığımızda bana şöyle dedi. Ya dedi, biz dedi çok seyahat etmiyoruz son zamanlarda dedi. Zormuş dedi seyahat etmek. Eskiden kolay geliyordu dedi. Bundan 5 sene önce bile dedi çok kolay geliyordu. Ama artık çok zormuş dedi. Ben çok mutluyum onun burada olmasına. Hakikaten güzel duygularla da göndereceğimizi düşünüyoruz buradan. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bilmediğim bir mecrada, yeni başladığım bir mecrada ve hayatından vakit, zaman ayırdığım bir mecrada böyle bir efsaneyle başlayacak olmak açıkçası benim 15 gündür uykularımı biraz kaçırdı. bir tanığım. 12 sene oldu futbolu bırakalı. İlk defa dün akşam bir kamp ortamında geceyi geçirdim. Bildiğim, öğrendiğim alışkanlıklarla. maça hazırlandık. İşin şakası bir tarafa, hem onu burada ağırlamaktan, hem aynı masayı paylaşmaktan, ustanın da dediği gibi yani Semih Saygıner'in heyecanlandığı yerde Raymond Kölemans'ın yanında bizlerin heyecanlanmaması ve gurur duymaması imkansız. Babayı tabii burada gördüğümüz için çok mutluyuz. O gerçekten bir efsane. Biz tabii Semih Usta'yla büyüdük. Hala da onunla yaşıyoruz. Bulunduğumuz ortam gerçekten bir aile ortam. Öncelikle bilardo maçından da bahsetmek lazım. Hepimizi birleştiren çok güzel bir ortam. Bayrak.